Kocaeli gündeminden merhaba. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 43. Genel Kurul toplantısı Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleşti. Başkan Tahir Büyükak'ın Türkiye Delegasyon Başkanı olarak çevrenin temel hak olması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Büyükak'ın ayrıca Kocaeli olarak Avrupa İklim Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Büyükşehir'in örnek istihdam projesi olan Ustam'ın ön plana çıktığı işveren ve iş arayanı buluşturan fuarda 150'ye yakın sanayici ve sivil toplum örgütü stand kurarak ziyaretçileriyle buluştu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyonun hedefinde istihdama 3000 yeni eleman kazandırmak yer alıyor. Kodelik 22 yarışması Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kodeli atölyelerinde eğitim alan 176 okuldan 350 öğrenci arasında düzenlenen robot yarışmasında öğrenciler bilgi ve becerilerini sergilediler. Eğitime büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir kez daha öğrenci dostu olduğunu gösterdi. Büyükşehir ev ya da yurt fark etmeksizin Kocaeli'de ikamet eden üniversite öğrencilerine destek olabilmek amacıyla ücretsiz kent çamaşırhanesini faaliyete geçirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kadın ve Doğal Yaşam Festivali dopdolu bir programla gerçekleştirildi. Atölye, söyleşi ve etkinliklerin yapıldığı festivalde kadına ve doğal yaşama dair birçok soru alanındaki uzman isimlerin söyleşileriyle cevap buldu. Kadınlar ayrıca atölye etkinliklerinde de eğlenceli vakit geçirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaşlı vatandaşlar için komisyon kurdu. 19 üyeden oluşan ve 3 ay görev yapması planlanan komisyon üyeleri Büyükşehir'in yaşlılara yönelik proje ve faaliyetlerini inceledi. Komisyon Başkanı Erol Kaya, Kocaeli'nin örnek bir belediye olduğunu belirterek başkana ve ekibine teşekkür ederim dedi. Büyükşehir, İzmit Körfezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Çevre dostu hizmetlerle takdir toplayan Büyükşehir, Gölcük-Değirmendere Halıdere arasındaki mevkide çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir tarafından bu yıl 9.sü organize edilen Cumhuriyet Koşusu 29 Ekim Cumartesi günü koşulacak. Sekapark Uçurtma Tepesi önünden başlayacak olan koşu 3 kategoride gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hayatın İçindeyim projesiyle 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenleniyor. Proje kapsamında Doğa Severler Kulübü'ne katılım sağlayan vatandaşlarla Doğa Kocaeli turu gerçekleştirildi. Haftaya görüşmek üzere.